İlk olarak burada bakmamız gereken sayma sayıları. Bir, ordinal sağlık. Daha önce hiç baktınız mı sayma sayılarına? Zweite, gibi olanlar var. Evet, 1-19 arası sadece T takısı alıyor. Tabii burada istisnalar var. 1, 2, 3 gibi. Daha sonra 7, 8 gibi. Bunlar da istisnalar var. 1, Erste, birinci. Zweite, Dritte, üçüncü. Zitte, yedinci. Ahte de sekizinci anlamına geliyor. Burada bir, mesela bir tarih söylemek istiyorsanız. 1-19 arası. Başta ilk olarak am kalıbını kullanacağız. Am, Ersten, November. Yani bu direkt 1 Kasım'da gibi oluyor. 1 Kasım'da ya da 1 Kasım. Ich bin am 1. November geboren. Ya da Ich habe meinen Geburtstag am 1. November. Bu şekilde söyleyebiliriz. Ya da am 3. Mai. Her zaman bunları söylerken burada değişimden dolayı enle bağlamamız gerekiyor. Ya da am 5. Bu şekilde diyebiliriz. Fünften, sechsten, siebte, achte yazdık zaten. Diğeri neunte, zinte, elfte, zwölfte, dreizinte. Hep TT olarak gidiyor. Hiçbir farklılık yok. Ta ki 20'ye kadar. 20'den itibaren ise ST takısı geliyor. Onlar da Einund, zwanzig, T şekline gidiyor. Ya da zwei und zwanzig. Bu şekilde kullanmamız lazım. Mesela 76. diyeceksin. Sechs Und siebzig und zwanzig. Direkt bu şekilde de. söylememiz lazım. Yani hiçbir değişiklik yok. Peki bu adreslerde bizim nasıl karşımıza çıkar ve ne işe yarar? Bunu neden gördük? Adres sormada bizim kullanabileceğimiz bazı soru kalıpları var. İlk olarak wie kann ich kalıbıyla herhangi bir adres sorabiliriz. Wie kann ich die Post finden? Yani bu postaneyi nasıl bulabilirim? Ya da direkt wo ist die Deutsche Bank? Alman Bankası nerede? Bu kalıbı kullanabiliriz. Ya da ich suche kalıbıyla ich die Post. Wie kann ich dort gehen? Oraya nasıl gidebilirim? Yine bu tarz kalıp kullanabiliriz. Bunlar Sprechen için gerçekten önemli. Evet. Evet, daha sonra burada nerede diye sorabiliriz. Wo is here? Ya da aynen, wo is here? Bir ziraat mesela. Ziraat var. Bu şekilde sorabiliriz. Burada Ziraat Bankası nerededir diye. Evet, bunları da söylerken atıyorum bir adres söyleyeceksiniz. Direkt Gehenzi kalıbını kullanıyorsunuz. Gehenzi bitte. Ne açalım biraz. Gehen Sie bitte geradeaus. Bu nedir? Dümdüz gidiniz. Daha sonra abbiegen kalıbı var. Yine çok kullanılan bir kalıptır. Biegen Sie bitte
links up. Burada soldan dönünüz anlamına geliyor. Up diyeceğim sapmak. Ya da mesela diyoruz ki divan is divan is in der dritte dritten strasse. Banka üçüncü caddedir. Burada dritteni bu şekilde kullanabiliyoruz. Yine en taksiyle kullanmamız lazım. Şimdi kitabımızda da yine bu konu biraz daha detaylı olarak gösteriliyor. Buradaki cümleleri okuyalım. Üç cümleyi direkt anlayacaksınız zaten. Ve eşleştirelim burada. Buyurun. A'dan başlayalım. Tamam. Sie gehen geradeaus weiter und dann die dritte Straße rechts. Dritten dememiş mesela burada. Evet. Tamam. Çünkü direkt kullanmış. Direkt. Biz burada üçüncü caddede dediğimiz için oldu. D daha ekledim. Üç cadde devam mı edin diyor. Biz üçüncü caddede dediğimiz için şurada artikeli değiştirdik. O yüzden o da değişti. Burada diyor ki üçüncü caddeden sağa dönün. Da sehen Sie die Buchlandlung. Bu hattın şu an. Sehen Sie, göreceksiniz anlamına geliyor. Yani orada. Pardon. Burada şönü mesela ö'süz yapmış. S-C-H-O-N-E. Şön. Şön. Çünkü bu şön başka anlama geliyor. Zaten çoktan gibi. Hani İngilizce'de just yet already var ya. Aha. Ona yakın anlamla kullanılıyor. Şön güzeldir. Şön zaten anlamı. Zaten orada kitapçıyı göreceksiniz diyor. Hı, tamam. Mesela hangisi Gehen... olur bu resimlerde? Kitapçı. Üçüncü caddeden dönecek. Bir, iki, üç. Şeyde de iki numara. Aha, iki numara. Dönecek ve orada da görecek. Evet, bir. Gehen Sie einfach hier geradeaus weiter und dann die erste Straße links. Da sehen Sie die Buchhandlung schon. Sie ist auf der rechten Seite. Şimdi diyor ki einfach sadece demek. Sadece buradan geradeaus weiter. Dümdüz gidiniz. Kalıp bu. Und'dan ve daha sonrasında ilk caddeden sola. İlk caddeden. Da sehen Sie die Buchhandlung schon. Zaten orada yine kitapçıyı göreceksiniz diyor. Kitapçıyı göreceksiniz. Sie sola dönecek. Sağ tarafta. 3. Sola dönünce sağda kalıyor. Evet. Devam. Sie gehen gleich hier nach rechts und dann circa 100 Meter geradeaus. Da ist schon die Buchhandlung. Hmm. O zaman o da zaten bir oluyor ama nasıl oluyor? Gleich hier. Gleich hemen demek. Hemen buradan sağdan gidiniz. Nahret sağdan. Hemen buradan sağdan gidiniz ve daha sonra sirkayı bak burada karşımıza çıktı. 100 metre dümdüz diyor. Da ist schon die Buchhandlung. Yani orada kitapçı orada diyor. Evet. Yine burada da kullanabileceğimiz kalıplar var. Aynı benzer kalıplar yazdığımız. Şurada sadece ich bin auch fremd hier. Buranın yabancısıyım kalıbı. Ya da ich bin nicht von hier. Buralı değilim kalıbını görebilirsin.